Arkadaşlar merhaba. Sistemi transferin hatırlama elemanı olarak kullanılması ile ilgili uygulamamızı yapacağız. Öncelikli olarak şu üst kısma yapacağımız uygulamanın ismini yazalım. Transferin dedik. Stilimizi değiştirelim yine arkadaşlar. Şurada Times New Roman yapalım. Yazı stilimizi yüksekliğimizi değiştirelim. Şimdi yapalım. Yazı rengimizi yine koyu olsun. Okey diyelim. Ve şunu şöyle şu ortaya taşıyalım yukarıya. Şimdi burada elemanlarımızı seçmeye gelelim. Öncelikli olarak transfer alacağız. BC 140 bipolar NPN transfer arkadaşlar. Daha sonra transferimizin önüne koyacağımız anahtarımızı alalım. Switch and dedik, switches dedik. Şuradan switch'imizi aldık. Ve base'e geri düşüm için koyacağımız transfer direncimiz 10K'lık. 10K dedik. Onu aldık. Şurada diyotumuzun önünde kullanacağımız 330 ohmluk direncimiz var. Evet, ledimizin önünde kullanacağımız ve bir led alacağız. Led diyelim. Kırmızı bir de led almış olduk. Alacağımız elemanlar bunlar arkadaşlar. Transistörümüzün ismini yazarak aldık. Bu şekilde yerleştirdik. Şimdi öncelikli olarak transistörümüzü bir devremize yerleştirelim arkadaşlar. Transistörümüzü getirdik şurada. Yerleştirdik. BC140. Daha sonra base kısmında ön tarafında anahtarımız var. Getirdik, anahtarımızı yerleştirdik. Anahtarımızın önünde dediğimiz gibi direncimiz olacak. Direnç önde de olabilir, arkada da olabilir. Biz öne bağladık. Ve ledimizi kolektör ucumuza bağlıyoruz. Bağlayacak şekilde getiriyoruz daha doğrusu. Ve bunun önünde de led için 330 ohmluk direncimiz. Rotate edelim. Evet. Bu şekilde. Buradaki emitter ucuna şase vereceğiz. Arkadaşlar onu da seçelim. Hemen ground deyip şuradan şasemizi bağlayabiliriz. Evet. Şimdi bağlantılarımızı yapalım. Birinci aşamada bağladık. Buradan alacağız. Biraz daha yukarıya çıkalım. Evet. Şu elemanı yukarı çekelim. Diyotumuzu da derim. Yukarı çekelim seçtikten sonra ve şu ara bağlantımızı da gerçekleştirdik. Grantumuzu verdik. Anahtarımızı verdik. Anahtarımızın isim verelim. Espri anahtarı dedik. Okey dedik. Şuradan gerilim vereceğiz arkadaşlar. Bunu da şuradaki jeneratör moddan DC alternatif akım pulse. Biz DC vereceğimiz için DC'yi seçtik. Gerçekten getirdik buraya. Evet. Şuradan
bağlantımızı yaptık. Buna isim verelim. Kendisi otomatikman R1'e yakın olduğu için R1 dedi. DC 12 volt vereceğimiz için 12 diyelim. Şuradan bakın voltajımızı vereceğiz. Kaç volt vereceksek 12. OK diyoruz. Şu aradaki bağlantıyı unutmayalım. Bağlantılarımızı yaptık. Programımızı bir simüle edelim. Arkadaşlar şu anda evet lambamız yanmıyor. Anahtarımızı kapattık. Bakın ne oldu? Şurası şuradan nötrü aldı ve lambamız yandı. Yani anahtar görevi görmüş oldu devremiz. Nedir? Bezin tetiklenme akımını geçtikten sonra ona göre dirençlerimiz her şeyimiz seçili. Şimdi devremize den geçen akımlara bakalım. Bez akımı, kolektör akımını, bir de bez ile emitter arasındaki voltajı ölçme işine geçelim. Şuradan selection motoru geçelim arkadaşlar. Şunları seçelim ve delete diyelim. Şöyle seçip delete diyelim. Sonra ampermetremizi yerleştirelim. Buradan arkadaşlar evet instrument kısmından DC ampermetremiz bir tanesi şuraya. Bir tanesi de buraya. Evet şunu rotate edelim hemen. Yönünde ve bağlantılarını bunların gerçekleştirelim. Evet şuraya yok dedi. Arkadaşlar. Escape diyorum. Şurayı evet. Şimdi oldu. Şu arayı bağladık. Şu arayı da bağlamış. Olduk arkadaşlar. Evet. Şöyle alalım. Daha sonra bir ufaltalım. Şimdi burada arkadaşlar eksimiz ne kaldı? Bir de şuraya bir voltmetre bağlayacağız. DC voltmetre. Evet şuradan instrument kısmını seçip DC voltmetre bizi bağlayacağız. Rotate edelim. Rotate etmeye hiç gerek yok arkadaşlar. Direkt şunu şuraya bağlayalım. Şunu da çekip şuraya bağlayalım. Bunlara ayarlarını yapalım. Base akım olarak miliamper. OK diyoruz. Evet burası da kolektör akımını ölçeceğimiz için kolektör akım olarak miliamper. OK. Şu gerilimiz de base ile emitter arasını ölçeceği için ve base emitter volt cinsinden ölçebiliriz. OK. Dedik. Arkadaşlar miliamperleri ayarladık. Yaptık. Şimdi bakalım. Simüle edelim. Anahtar. Evet görüyorsunuz. Şu anda buradaki voltajımız bez emitter arasında 0 ile 4 voltluk bir voltaj var anahtar açıkken. Ve kolektör akımımız var arkadaşlar. 0.01 yani çok az bir akım geçiyor sinti akımı. Anahtar kapalı olduğu için de bezde herhangi bir şey yok. Kapattığımızda bakın bezden 1.12 miliamperlik bir akım geçti. Tabi lambamız yanıyor ve lambamız 28.7 miliamper çekti. Yani yaklaşık işte led için ne demiştik? 30 miliampere kadar şey yapabilir. Biz 330 ohmda 30 miliampere göre zaten seçip ayarlıyoruz ve bez emitter arasındaki voltajımız da 0.81'e çıkmış oldu arkadaşlar. Bir şey daha göstereyim. Şu arkadaki çizgilerimizi görüyorsunuz. Gridlerimizi. Şöyle simülasyondan çıkalım. Arkadaşlar
Çizim yaparken onları kaldırmak için gerekirse şöyle görüyorsunuz simülasyon şuradaki grid kısmından tıkladığınızda her tıkladığınızda değiştirebilirsiniz. Ya da şu view'e girip şuradan ölçülerini yani şu ölçüleri görüyor musunuz? View'den bu şekilde istediğiniz gibi ayar yapabilirsiniz arkadaşlar. Böyle kalsın. Bu uygulamamızda bu kadar arkadaşlar. Kolay gelsin.